Küresel piyasalar faiz indirici FED ve zayıf dolar ikilisini sevdi. S&P 500 son 3 haftada %10'a yakın yükselirken Nikkei 33 yıllık zirvesini zorluyor. Gelişmekte olan ülke paraları ise dolara karşı son 2 ayın en yüksek seviyesinde. Borsa İstanbul az sayıda büyük hissenin öncülüğünde düşük hacimle dünya piyasalarındaki yükselişe katılıyor. Gıda perakendisi, havacılık, Petkim ve Turkcell günün yükselen hisseleri. Banka ve holdingler ise yükselişe katılamadı. Vestel Beyaz ve Ford Otosan sektörlerinden pozitif ayrıştı. Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz. CDS seviyesindeki gerileme iyimser havayı destekliyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7800 ve 7950. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler ise BİM, Turkcell ve Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın notunun S&P tarafından yükseltilmesini olumlu buluyoruz. Ama cuma günkü hareket kısmen satın alındığını gösteriyor. Logo'nun geri alım programını ilave %5 paya kadar alışla devam ettirmesini olumlu buluyor, şirketi temel olarak beğenmeye devam ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.